Çocuklar merhaba. 36. Föyün test kısmını, ödev testini çözeceğim. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Şu anda arkadaşlar kayısı bahçesindeyim. Tabi bahar geldi. Ben de bahçeye geldim. Bu sebeple videoya kuş sesleri, börtü böcek sesleri, traktör sesi, insan sesi ara sıra dahil olabilir. Bunun için peşinen kusura bakmayınız diyorum. Şimdi soruya başlayalım. ABCD paralel kenar dik var 50 derece xx x'i bulunuz. Paralel kenarda çapraz açılarımız eşit geliyordu. Demek ki C açısı da 50. O halde burada oluşan EBCD dörtgeninin iç açıları belli oldu. Dörtgenin iç açıları toplam 360'tı. X x 2x yaptı. 90 ve 50 topluyorum 140. Bu dört açının toplamı 360 olmalı. O halde 2x 220, 1x 110 derece diyeceğiz. ABCD paralel kenar DE uzunluğu AB'ye eşitmiş. 20 derece EDA açısını bulalım. AB uzunluğu karşı kenarımız olan CD ile eşittir arkadaşlar. Paralel kenarın uzun özelliği. O halde C açısı E açısına eşit geldi. İkizkenar üçgenden dolayı buralar 80-80. Peki komşu açılarımızın toplamı 160 oluyordu. 180 oluyordu. C açısı 80 ise D'nin tamamı 100 olmalı. O halde altta kalan şu minik kısma 80 derece kaldı. Veya burada Z kuralından bu 80'i de buraya taşıyabilirdiniz. Bu da farklı bir yol olurdu. ABCD paralel kenar açıortay 4, 6 ABCD'nin çevresini bulunuz. Açılarımızı alfa alfa diyelim. Z kuralından alfa buraya yansıdı. O halde burada bir ikizkenar üçgen oluştu. 6, 6. Bu 6 karşı kenara yansıdı arkadaşlar. Alt uzunluğumuz 10'du. Üst 10 olacak. Toplayalım hepsini. 10, 6, 16. Bir de karşısında var. 32 birim. Bu işlemin sonucu. Paralel kenarımız FAB paralel 814x x'i bulunuz. Komşu köşelerden gelen açıortaylar dik yapıyordu. Bunu söylemiştik. Ve EF'yi devam ettirdiğimiz zaman burada bir muhteşem üçlü oluşuyordu. Yamuk konusunda anlattık bunu detaylıca. Buralar 4 4 4 geldi. Tüm uzunluğumuzun tamamı 14 olmalı. O halde x'e 10 kaldı diyeceğiz. Börkük 2 açıortay 4 dc uzunluğunu bulunuz. Ne demiştik? Açıortayların buluştuğu nokta dik yapıyordu. Burada dikten dikilmiş, yani Öklit bağıntısı var. AH uzunluğuna x diyelim. Yükseklik olan 4 kök 2'nin karesi ayaklar çarpımı eşit 4 çarpı x'e. Buranın karesini aldığımız zaman 16 çarpı 2 4x. O halde x'imiz buradan 8 birim gelir. X'imiz 8 ise 8 4 daha 12 AC AB uzunluğu 12. O halde CD uzunluğu da arkadaşlar aynısı olacağı için buna da 12 diyeceğiz. AF'ye 3K diyelim. AF uzunluğu 3K, FE uzunluğu 2K'ymiş. 18 var. EC uzunluğunu bulunuz. F merkezi kelebeğe baktığımızda arkadaşlar 3K bölü 2K, 3K bölü 2K eşit olmalı. Alt taban bölü üst tabana, üst taban DE. 18 bölü DE, DE'ye X diyelim, tamam mı? Burada K'lar sadeleşti. 3'leri böldüm. 6, 6 çarpı 2, 12. 12 X'e eşitmiş. Yani üst uzunlukta DE 12. EC de arkadaşlar 6 olmalı. Çünkü alt uzunluğumuz üst uzunluğumuza tamamen eşit olması lazım. ABCD'dir paralel kenar üçgen DC uzunluğu EB'ye eşitmiş. DC uzunluğu EB'ye eşitmiş, belirtelim. Aynı zamanda DC bizim alt tabanımıza da eşit, AB'ye de eşit. Yani burada ABE üçgeni ikizkenar üçgen. Bize bu bilgiyi söylüyor aslında. AD uzunluğu GB'ye eşitmiş. AD uzunluğu GB'ye eşit. AD uzunluğu da karşı kenar olan BC'ye eşit. Burada da bir ikizkenar var. Şimdi açımızı gezdirelim bakalım. 50 derece var burada. EBC'yi bulunuz. Ne demiştik? ABE ikiz kenardı. O halde 50 buraya geldi. 50-50 100 yaptı. Şu açıya 80 kaldı. 80 burada Z kuralından G'nin sağ tarafına yansıdı. Burada da bir ikiz kenarımız vardı. O halde C açısı da 80 olmalı. C açısı da 80 olmalı. Bizden istenen kısım neresiydi? EBC'ydi. Yani şu kısımda arkadaşlar 80-80 160 yaptı. Buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. Traktör sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Size gayet doğal ortamda matematik anlatıyorum. Natürel matematik. Evet, kanalın adını natürel matematik yapayım ya.
ABCD paralelkenar, açıortay var, uzunlukları eşit. DAE'nin çevresi, DAE üçgeninin çevresi 18'miş. Tüm çevreyi bulunuz. Şimdi burada alfa alfadan arkadaşlar z kuramından alfa buraya yansıdı. Burada bir ikizkenar üçgen de oldu. BC uzunluğu AD'yi de eşit zaten. Güzel. Şimdi bunlara isim verelim. Eşit olanlara x x diyelim. Rengi değiştirememişiz. X x x x. Şuradaki boşluğa da AE ile Y diyelim. Taban uzunluğumuz x artı y oldu. O halde CD toplam da x artı y olur. Bu isimlendirmeden sonra verilen bilgimizi yazalım. DAE'nin çevresi 18'de. DAE dediğimiz adam x, x ve y. Yani 2x artı y 18. Çevre ABCD tüm çevremiz hepsini toplayalım. X, x artı y, 2x artı y. Hatta önce x'leri topluyorum. X, 2x, 3x, 4x var. Y'leri de 1 diye 2'ye. Toplam 2'ye. Bizden istenen şey de bu. Peki biz ne bulmuştuk? 2x artı y'yi 18 bulmuştuk. Buradaki işlemi iki parantezine alalım. Bizden sorulan denklemi 2x artı y olur. 2x artı y'yi 18 olduğu söylenmişti. Cevap öyleyse 2 çarpı 18'den 36 bulacağız. Açıortaylar var. 3, 4 ABCD'nin çevresini. Bunun şuralar arkadaşlar alfa alfa diyelim. Üstteki alfa Z'den F'ye yansıyacaktır. Burada da DAF üçgeninin ikizkenar olduğunu görüyoruz. İkizkenar. AF uzunluğu 7 ise AD de 7 olmalı. 7 BC'ye yansıdı. Güzel. Şimdi şunu yapacağız. Şimdi de şuradaki açımıza XX diyelim. Tamam mı? Üstteki X'imiz aşağı yansıdı. Burada da bir ikizkenar doğdu. Yani EB uzunluğu BC'ye eşit geldi. BC 7 ise EB de 7 olmalı. FB 3 kaldı. 3, 6, 10. Karşı tarafta 10. O halde çevre uzunluğumuz 10. 7 daha 17. Bir de karşı da var. 34. Bizim tüm çevremizin uzunluğu. Açıortayı doğrusal 15 6 BC uzunluğunu bulunuz. Çocuklar bakın burada burada ifademiz açıortaymış. A'dan giden doğru da gitmiş dik yapmışlar. Demek ki A'dan giden adam da açıortaydır, tamam mı? İki açıortay buluşmuş ki burada bir dik oluşmuş. Bunu söyleyelim öncelikle. Bu bize fayda sağlayacak. Şimdi bundan sonra şuraya isim verelim. Mesela burada 9 zaten ya 15 tamam 15 olmalı 9 olacak. Şuralara alfa alfa diyelim. Alfa Z'den buraya yansıdı. Aa, burada ne doğdu? İkizkenar üçgen doğdu. 9 buraya yansıdı. Daha sonra karşı uzunluğa yansıdı. Ve BC uzunluğunu bulmuş olduk sanırım. 9'muş. Tam bu sorunun püf noktası AE doğrusunun açıortay olduğunu görmemiz lazım. Bunun açıortay olduğunu anlamazsak soru yapamayız. Üçgen DB köşegen DE uzunluğu EC'ye eşit. Yani E orta nokta F orta nokta 8x'i bulunuz. Böyle bir özelliğimiz vardı. Söylemiştim bunu videoda, konu anlatımında. Bir köşeden kenarların orta noktasına doğrular çizildiği zaman şuradaki parçalar 3 eşit parçaya bölünüyordu. Yani 8, 8, 8. Tamam 24 oldu arkadaşlar. Daha sonra şuradaki üçgenlerin benzerliğe baktığımızda 1 bölü 2 benzerlik oranı var. Yani x 2'ye katlanmış demek ki alt tabanda. 2'ye katlamış hali 24 ise x'in kendisi 12'dir diyeceğiz. Dik var 45 derece 7 3 BE uzunluğunu bulunuz. Bunu şöyle yapalım. B'den bir dik istiyorum buraya. 3 yukarı yansıdı. Burada 4 kaldı. 45 derece çaprazındaki açıya gitti. 45 burada. 45 45 90 üçgeni oluştu. Demek ki BH uzunluğu da 4. Ve daha sonra 3, 4, 5 üçgeninin doğduğunu görüyoruz. Öyleyse BE uzunluğuna 5 geldi. Evet. Devam ediyorum. ABCD paralelkenar dik 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 6, 4 DF'yi bulunuz. Ne demiştik? A'dan inen uzunlukla C'den inen uzunluğun toplamı B'den inen uzunlukla D'den inen uzunluğun toplamına eşit demiştik. DF'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Buna x diyelim ama B'den inen uzunluğun sıfır olduğu belli. O halde buradan x uzunluğunu 10 bulacağız. Bu da konu anlatım föyünde verdiğimiz bir özellikti arkadaşlar. O özelliği kullandık. Paralelkenar üçgenin açıortayı 6, 4, 8. ABCD paralelkenarın çevresini bulunuz. Şöyle yapalım. Alfa alfa diyorum. Z kuramından alfa üstte yansıdı. Ve burada bir ikizkenar üçgen doğdu. 8 ise DF uzunluğu da 8. Daha sonra benzerlik yapıyorum. 4 bölü 12 eşit olmalı. 8 bölü 8 tabanın bölü yapının alt tabanına yani AB uzunluğuna.
Bu adam 3'e katlamış. Bu da 3'e katlaması lazım. O halde AB uzunluğu 24'tür. DC'nin 24 olması lazım. FC 16 kaldı. Son bilgimiz kaldı. Onu da söyleyelim. Benzerlikten yine Thales bağıntısından diyeceğiz. Mesela 4, 8 olmuş arkadaşlar bu üçgende. 2'ye katlamış. O halde 6 da 2'ye katlayacak. 12 olacak. Yani yan kenarların oranı aynıdır arkadaşlar. Doğrular paralel ise. Paralel kenar olduğu için de paralel olduğunu biliyoruz. 12 sağa yansıdı. Şimdi bizden ABCD'nin çevresi isteniyordu. 12 ile 24'ü topluyorum. 36. Bir 36 da simetriğinde var. Tüm çevremiz 72 yaptı. ABCD'nin çevresi için konuşuyorum. Evet, bu föyün kodu 72 olsun. ABCD paralelkenar, AD üçgen, BD köşegen, 4, 8, x'i bulunuz. Bu soruyu şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle şu kelebeğe bakın. F merkezli mavi ile çizmiş olduğum kelebeğe bir göz atalım. Burada 4 uzunluğu 8 olmuş. O halde FB uzunluğuna K dersek eğer FB'nin devamı olan FD de 2K olmalı. 4 2'ye katlıyorsa K da 2'ye katlar. Bu bilgi bize yetti. Şimdi F merkezli üstteki büyük kelebeğe bakacağız. Tamam mı? Bu büyük kelebekte ise arkadaşlar K 2K olmuş. K 2K olduysa 8'in de 16 olması lazım. 4 uzunluğu belliydi zaten. O halde X'e 12 kaldı. ABCD paralelkenar. DE AE eşit DE orta noktaymış. FD uzunluğuna K dediğimiz zaman FC 2K oluyormuş. Peki alt taban da 3K oldu öyleyse üstün aynısı olmalı. 2 birim EK KB X'i bulunuz. Bunu şöyle yapacağım. Arkadaşlar CD'yi devam ettirelim. CD'yi çizdim. Kötü çizdim. Bir daha çizeceğim. Evet, bu daha iyi oldu. Sonra BE'yi devam ettiriyorum. BE uzunluğunu doğrusal bir şekilde devam ettiriyorum. Şuradan baktığınız zaman E merkezinden baktığınızda arkadaşlar E merkezinden AB tabanıyla ilişkiyi kurduğunuzda şu şekilde E'nin altındaki DA pardon bu AE. AE uzunluğu DE'ye eşitse alt taban düz tabana eşit olmalı. Yani burası 3K oldu. Şimdi buradan sorumuz çözülmeye çok yaklaştı. Aynı şekilde x artı 2 alt taban x artı 2 o halde üst kısmında E'nin alt aynı doğrusunda sağ taraf x artı 2 üst kısmı da x artı 2 olmalı. Evet, burada yazacağımız bitti. Şimdi arkadaşlar K merkezine geçiyorum. K merkezi kelebeğe baktığımızda tamam mı arkadaşlar? K merkezi kelebeği turuncuyla çizelim. Turuncuyla belli ediyorum neyin üstte çalıştığımızı. K merkezi kelebeğin alt tabanı 3K. Üst tabanı 4K. Bu adam eşit olmalı. K'nın sağ kolu bakın alt kısmında x var. Bu ifadenin sol uzantısında ise 2 ve x artı 2 yani x artı 4 var. Buradan x'i bulacağız. K'ları sağ değiştiriyorum. İçler dışlar yapıyorum. 4x eşittir 3x artı 12. O halde x uzunluğumuz 12 birim geldi. Evet. ABCD paralelkenar iki açımız eşit 4 8 12 pardon 4 8 2 EBX'i bulunuz. Şimdi şu açımız alfa diyelim. Burası da alfa. Bu açımız da beta dediğimizde C açısında beta olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar E açısı da F açısına eşit olmalı. Çünkü iki açımız eşitse üçgende üçüncü açıya da eşitlik olmaktan başka bir şey kalmıyor. BC'nin tamamı 10 ise AD de 10 olmalı. AB uzunluğu x artı 4 ise CD uzunluğu da x artı 4 olmalı. Şimdi bu iki üçgenimizde biz açı benzerliği yapacağız. Bakın iki üçgen dedim. DAE üçgeni ve DFC üçgeni arkadaşlar. Bu iki üçgende açı benzerliği vardır. Yani eşit açıların karşısındaki uzunluklar oranı eşit olmalı. Solda alfanın karşısında 4 var. Sağ tarafta alfanın karşısında 8 var. Devam ediyorum. Solda E'nin karşısında 10 var. Diğerinde E'nin açısı E dediğimiz F'ye eşitti. F'nin karşısında X artı 4 var. Bu 2'ye katlamış. Diğeri de 2'ye katlaması lazım. Yani 10, 20'ye dönmesi lazım. 20 olması için X uzunluğu 16 olmalı. İçleri dışları birazcık daha hızlı hallettik. Evet, paralelkenar 45 derece, 13 birim, 5 birim X'i bulunuz arkadaşlar. Şu anda umarım yandan gelen motor sesi çok videoya girmiyordur. Giriyorsa da dediğim üzere kanalın adını ne demiştik? Natürel matematik. Şimdi burada D'den bir dik indirelim. D'den indirdiğimiz dik arkadaşlar X uzunluğu sol kulak X'e sağ kulağımız da X olacak demiştik. Bunu özellik üstünde bahsetmiştik.
Aynı zamanda inen dikme uzunlukları da eşit oluyor. BE uzunluğu 5 ise şuraya H diyelim. DH da 5 olmalı. Tamam mı? Bakın burada burada 45 45 90 üçgeni varmış. O halde burası da 5 olmalı. Daha sonra şu EBC dik üçgenine baktığımız zaman EBC dik üçgeni arkadaşlar 5 bir şey 13 üçgeni. O bir şey dediğimiz kim? 12. Tam burada 5 12 13 üçgeni var. 12 dediğimiz uzunluk CE'den başkası değil. CE uzunluğu 12. 5 birim burada vardı. O halde x'e ne kaldı? 7 kaldı diyeceğiz. Evet. Evet burada föyümüz bitti. Umarım natürel matematik videosu arkadaşlar faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.